Rabbim buyuruyor ki Münafıkun suresinin 10. ayeti ve enfiku mimma razaknakum min qabl en yatiya ahadakumul maut fe yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib ve enfiku mimma razaknakum rabbim buyuruyor ki se rızık olarak verdiklerimden infak edin ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yati ahadukumul mevtu sizden birine ölüm gelmeden önce peki ölüm gelince ne yapacak fekula rabbi şöyle demeden önce verdiklerimden infak edin laula ahharteni ila ajalin qaribin fa asaddaka ve ekum min as salihin ya rabbi bana az biraz daha zaman versen, şu ölüm meleğini geri çağırsan, biraz daha bu ölüm döşeğinden kalkıp yaşasam, o kadar senin yolunda sadakalar vereceğim ve ekum minas salihin salihlerden olacağım ya Rabbi diyecek ama yok Allah Teala bir saniye bile mühlet vermeyecek kardeşlerim Herkesin böyle bir anı olacak. Bizden öncekilerin böyle anları, böyle zamanları oldu. O halde sen şimdi yaşıyorsun, ayaktasın ölüm döşeğine gelmeden yarın böyle ya Rabbi bana az bir zaman daha versen dönsem şu dünyaya artık döndüğümde hayata şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmayacak sana isyan etmeyeceğim ya Rabbi diyeceksin ama sana mühlet verilmeyecek geriye dönüşü yok gördün mü birisi mezardan dirilen kalkan orada acayip bir hayat varmış. Perişan, mümkün ne melekler geliyorlar, neler söylüyorlar, neler soruyorlar adama. Orada nasıl bir azap var? Kabirden gelip de bunları söyleyen adam gördünüz mü? Görmediniz. Ses seda kesiliyor işte. Bak oraya ibret al. Hepimizin gideceği yer orası. O halde şu kadar bir zaman için ahiret terk edilir mi? Allah Azze ve Celle'ye ihanet edilir mi kardeşlerim?